O yüzden bu arabayı yapamıyoruz diye başka bir araba aldık. Hayır sövmeyin bari. Bunu hakikaten bak bunu bir videoda bu videoda yapılmışını size göstereceğim. Evet abicim ablacığım biz geldik. Hadi size modifiyelerini gösterelim. GT, marş piyelleri artı dodikleri 4 tane. Bir de Twingo tavan takıyoruz. Evet arkadaşlar arabayı bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi detayları size göstereceğim. Nasılsınız Rahim ailesi? Ben Sertaş Kemikçiz. Kanalıma hoş geldiniz. Hatırladınız mı bizim arabayı? Geçen 5-6 ay önce şöyle bırakmıştık. O kendiliğinden yavaş yavaş böyle paralel hale geldi. Güneşe doğru. Güneşe doğru dönüyor. Ya arabayla hiç ilgilenemedim çünkü biliyorsunuz tam orada benim proje başladı. İşte parçalara baktık vesaire. Bunun tamamen soyulması bilmem ne yapılması gerekiyor. O yüzden bu arabayı yapamıyoruz diye başka bir araba aldık. Onu da yapamayalım istedik değil mi? Onu yapacağız mı? Yapacağız mı? Parçalarını hazırladık abi. Hayır sövmeyin bari. Bunu hakikaten bak bunu bir videoda bu videoda yapılmışını size göstereceğim. Öbürünü yapamadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Hakan Usta'yla yeni bir projeye adım attık arkadaşlar. Benim araba bitmek üzere ya. Buna da hiç benim elim gitmedi. O zaman da zaten sevmemiştim hatırlarsınız. Yani muhtemelen onu Hakan Usta'ya vereceğiz. Çok da bir şey vermedik zaten para olarak. Bu Hakan Usta bize bahset. Kaç modeldir? Nedir ne değildir? Abi 85 model aracımız. 3 ya da 4 parça boya var. Geri kalanında bir şey yok. O yüzden dedin ya sana daha önce de bahsetmiştim. Güzel bir araç var. Yakaladık aldık. Güzel projelerimiz var bununla alakalı. Motoru ne diyor? Arkadaşlar anlatsana. Motoru da orijinal oynanmamış. 1.3 sakin giden, ağır haliyle giden bir şekilde güzel bir motoru var. Benzinli mi? Benzinli. Tüplü ve öfkeli. Öfkeli. Motor soruyorsunuz ya buna da bir motor bu bölümde değil. Bu bölümde arabanın içini dışını tamamen hepsini yapacağız. Ama bir sonraki bölümde buna bir motor da yap. Motor yapacağız. Öyle bir projemiz var. O da değişik bir şekilde turbolu olarak niyetimiz var. Mercedes'i de tek marşta alır demiştin hatırlarsan. Bayağı bir akü takviyesi yapmak zorunda kalmıştık. Ama az yaptım. Ben az yaptım. Bu bende oldu. Evet oldu. 1.5 marşta aldı diyelim şimdi. Gerisi basit. 36 gibi şu basit veriyorum. Araba işte bir çekmeli yeteği değil oluyor mu? Etmez mi diyorsun? Rezil olmayalım da. Çok özel gibi titriyor ama. Abi soğuk. İlk başta. Hava soğuk Gürer. Benzine geçsene o zaman. Yok benzine geçme ya. Ne yapacağım benzine? Benzin almadım abi şimdi rezil olmayalım. Hatlar karıştırıyor. Kamera da yok ya. Arkayı gördün mü? Kamera mı yok? Neyse aynı sende var Allah'ta. Ben bakıyorum abi. Kamera sende var. Parlıyor arkası. Bembeyaz. Şimdi bak gidiyor var. Gibiyim. Çok iyi araba kullanırım ben. Her türlü arabayı her türlü şekilde bir kenette kaldırırım. Ayıp da söylemesi. Bir kenette mi? Bir kenette. Supra'yı da kaldırdım öyle. Bir kere. İçeride de M3 var. M3'ü de kaldırırım. Getir kaldırayım. Klima var mıydı bunda Hakan Usta? ACS var abi bunda. ACS, acilse var diyor klima. Aç camı seviyorum. Abi acilse var diyor. Acilse ben üfleyeceğim. Aç camı seviyorum sistemi. Evet. Şimdi araba akıyor. Gerçekten bu araba ama öbür gibi değil ya. Bununla bir yere giderim yani mesela benim. Abi bunlar çok güzel ya. Bu araba bittikten sonra zaten bir süre kullanacağım. Bak çok iyi olmadı mı ya Almanca gibi. Abi gerçekten ben bunun peşinde bir senedir koşuyordum. Zar zor kandırdım. Parayı da peşin önüne koyunca çocuk artık şey yapamadı. Tamam dedi. Kaç verdin? Ben bu arabayı 45 ve aldım açıkçası. Şu anda aldığımız malzemelerle bir 30-40 daha harcayacağız. Malzemeler ne arkadaşlar? Bu arada malzemelerin hepsi dükkanda. Biz şimdi turumuzu şöyle bir kısaca tamamlayalım. Malzemeler dükkanda. Tavandır, canttır, koltuktur, döşemedir. Hepsini size gösterelim. Araba durmuyor gibi. Durdu ama iyi oldu. Bunu benim babam almıştı çocukken. Bu turuncusu vardı Golf. Çok küçüktüm onu hatırlıyorum böyle. Aşağı geldi bir korna morna çaldı şakşak oldu indik bir heyecanlandık falan. Aa böyle yaptı işte aşağı geldi indik mindik falan. Sonra ne oldu araba hiçbir hatırlamıyorum. Binemedik. Ne oldu bilmiyorum yani. Aldım diye geldi. Yok. Kilometremizi de çekebilirsin abi orijinal. Şuradan da sağa gitsem. Sağdan gidebiliriz abi. Olur değil mi? Evet abicim ablacığım biz geldik. Hadi size modifiyelerini gösterelim. O zaman arkadaşlar Golf'e yapacağımız modifiyeleri bir bir anlatalım size. Öncelikle GT marş piyelleri artı dodikleri 4 tane bunları takacağız. Orijinal bunlar. Ondan sonra jantlarımız var. BBS jantlarımız var. Bunlar da 15. 15 çarpı 7.5. Oğlum pek de şekermiş lan. 15 jant da ben hayatımda hiçbir yere takmadım galiba. Tekerleri 165 takacağım dedi. Boynuna takabilirsin. Hakan Usta tekerleri 165 takacağım dedi. Ben de dedim ki lan dedi yani tarihimde görülmemiş. Buna en kalın ne girer? Muhtemelen 195 girer gibi görünüyor. Teker ince olursa benim için hiçbir şey ifade etmez araba biliyorsun. Ben 205 dedim o 195 dedi. Bakacağız tekerleri de mümkün. Evet.
sütmesin diye. Ayrıca arkadaşlar burada çok çok zor bulunan ve orijinal olan GT'nin alt karlarını koyduk. Bunu da tabii ki parlatacağız, şöyle cillop gibi olacak. Tamponlarını yeniledik. Yeni aldık, daha doğrusu sıfır aldık. Bunları da size burada göstereyim. Bunlara ne kadar harcadık bakalım. Bir yorumlara yazın. Bir şey daha var. Onu da göstereyim. Ondan sonra yorumlara yazın. Bir de Twingo tavan takıyoruz. Hiç böyle dışarıda görmemişler olabilir. Twingo tavan nasıldır, nasıl takılır, nedir, ne değildir? Bize bir anlatsana nasıl takılır? Abi, yaptık, açtık. Tamam, elimden. Altta pantolon yok. Pantolon gitti gibi oldu. Altta, bunları ne yapacağız şimdi tavana? Abi daha parçaları şeydi, tavan keseceğiz. Bunların zaten yerleri var. Aynı zamanda da içeriden takılan bagalitleri falan da var. Onlar da takılacak. Yani bu şekilde gözükmeyecek. Su falan geçmemesi için tabii ki. Su kesinlikle almıyor. Yapan arkadaşımız da garantisini veriyor her türlü. Tamam. Şimdi 2'de kalmıştık, hatırlıyorsan sen de. Kırmızı mı yapalım, siyah mı yapalım diye. Onda kemer de karar verelim. Bence griye kırmızı gidebilir ya. İkilemde kaldık o konuda. Bakabiliriz. Griye kırmızı gidebilir. Tamam. Koltuklara da bir bakalım abi. Koltukları da yapacağız. Ondan sonra fiyat sorayım size. Bu Twingo tavanı da gördünüz. 4 tane plastik aksamları gördünüz. Koltuklara bakalım, döşemeye bakalım. Sonra da bir tahminde bulunun. Hadi gidelim. Abi ben MK2'ye yazdırdım aracın şeydi ama. Tamam. Kırmızı yaptık biz o zaman, kırmızı da. Ben kökemeler kırmızıya gideceğim mecbur, daha yaptırmışız zaten, yapacak bir şey yok. Koltuklarımız bunlar. GTR Recaro koltukları. GTR Recaro koltukları abi, durumu bu. Şu anda birini topladık. Topladığımız koltuklar. Tamam sana lan. Ne oldu Leyla? Bak, bu da yapılmış hala abi. Şöyle olacak arkadaşlar. Bak, bu videoda dedim, öyle uzatmak yok. Böyleydi, böyle yapıyoruz. Şöyleydi, şöyle yapıyoruz gibisinden. Koltuklarımızı da bu şekilde döşüyoruz. Hoşunuza gitmiştir inşallah. Hmm. Gitti mi? Benim gitti. Musa vereyim mi? Tabii. Parayla. Kaç para bu? Sana 150'ye verik abi. Sadece 6 mı? Arabayı komple 150 bin TL'ye vereceğiz. Sırf 70 ben harcadım. Demek ki yarısını ben verdiğime göre, yarısını da o verdi. 140. 10 lira bu kadar şey. Vay anasını ya. Oldu mu? İyi. Anlaştık mı? Hayır. Üstüne 120 lira alalım abi. Olur. Olur. Ben krediye bağlayayım beni. Senelerce video çekeyim, ne diyorsun? Tamam. Olur olur. Çak. Şimdi iç tarafta da bunları yapıyoruz. Onun dışında başka içimizde göstereceğimiz bir şey var mı? Başka yok abi. Tamam. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Normalde arkadaşlar böyle bir işlem yapsanız, arabanın koltuklarını değiştiriyoruz, döşemelerini değiştiriyoruz. Ondan sonra jantları değiştiriyoruz, lastikleri değiştiriyoruz. Coilover takıyoruz. Dış dodiklerini, plastiklerini değiştiriyoruz. Ön arka tamponunu değiştiriyoruz orijinalleriyle. Böyle işlem sizce kaça mal olur? Şeyi de unutmayalım abi. Ha. Crystal stop, bir de Angel far takılacak. Farları da, evet onu unuttum ben. Angel farlar takılsın mı, orijinal mi takılsın yani? Hem onu bir yazın. Çok kararlı abi ya. Yenilenecek. Yenilenecek mi? Tamam. Yani yapacak bir şey adam yok. Hiç değiştirmemiş. İhtiyar bir dayıdan aldık arabayı. Peki biz orijinalini alsak? Olmaz mı? Orijinal duracak. Yok. Yani. Sağlam orijinalini alsak? Sağlam orijinali de o da kararmış olacak abi. Yok şey, zaten takacağımız da orijinal ledlerde. Angel diyor. Angel ama orijinal. Orijinal Angel mi valla? Var abi. Abi burası... Hayır burası... Türkiye. Türkiye'de. Burada her şey orijinal abi. Hayır orijinal. Orijinali. Golf'ün orijinalinde de Angel yok. Akıllı vidayla tampon takan bir ülkede ne bekliyorsun? Neyse, siz bir yazın. Tam orijinali mi olsun, Angel'lar mı olsun, onu yorumlara yazın. Bir de ne kadar harcanıyor onu da yazın. Ben de şimdi videonun sonunda size söyleneceğim. Size söyleneceğim. Böyle ne geldiyse size söyleyeceğim, maliyeti şu kadar olacak diye. Bak anahtara bak. Bunu da yaptık. Bir de arabayı ne yaptı dur? Görmedim ya. Pardon canım. Ben abi onu gösteriyorsun da şunu da göster. Aa benim şey ya o. Sen anahtar 150 bin TL'lik. Yanıyormuş bunu al. Aldık. Bir şey daha söyleyeceğim. Arabanın sen bu arada frenlerine baktırdın, bilmem nesine baktırdın. Frenler yapıldı. Ön arka takım komple elden geçti abi. Yani ondan sonra motor bakımları yapıldı. Elektrik tesisatı tekrardan elden geçirdim. Sonuçta yılların yorgunluğu var araçta. Araba çıktı demedi giderken ya. Aynen. Gerçekten çok iyi durumda yani şu anda. Her şeyle ve yaparken de arkadaşlar da diyor ki hiç ben oynanmamış bir araba görmedim bunun gibi deyince insan ister istemez gururlanıyor. Hani Mercedes'teki faciamızı kapatmak adına. Bize işte Mercedes yani düşündüm. Mercedes herhalde olmuyor ya o Mercedes. O biz de burada. O cepte. Cepte yani. Onu verin bari bana. Onu al lan. Verelim. Al. Verin onu. Ver, al. Al. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 15, 25, 25, 35. 35 diyor o da. O zaman arkadaşlar sizi birazcık montaj görüntüsüyle baş başa bıraktıktan sonra şurada bir tur atalım.
Nasılsınız Rani Alesi? Kanalıma hoş geldiniz. Neredesiniz? Buradayız. Sen neredesin? Şurada bak. Uzat parmağını. Ding. Evet arkadaşlar, arabayı bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi detayları size göstereceğim. Gözüm de görmüyor. Gözüm de görmüyor. Oğlum çok kötüymüş böyle. Neredesin? Burada mısın? Lan! Evet. Nereye gitti lan? Bırak! Neredesin? Hadi o zaman videoya girelim. Giriyor muyuz? Hadi girelim. Evet, arabanın sonuna geldik arkadaşlar. Siz süreçleri izlediniz. İşte kesmeleri, biçmeleri, orası, burası, bilmem nesi. Sonuçta nasıl bir şey oldu biliyor musunuz? Nahancık böyle bir şey oldu. Açıyorum. 1, 2, 3. Sevgili Hakan Usta da yanımızda arkadaşlar. Hakan Usta gel, hoş geldin. Yani ben hoş geldim. Senin dükkana geldik. Şimdi arkadaşlar size yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı tek tek anlatalım. Öncelikle Hakan Usta, şu ön tarafta ne yaptık? Farları değiştirdik. Farları değiştirdik. Tamponlarımızı orijinalle değiştirdik. Bahsettiğimiz karlığımızı taktık orijinal. Alt karlı taktık. Burada şimdi bir bütçelemeye giderim. Böyle bir arabası olan arkadaşlar illa modifiyeye deli para gömmemiz gerekmiyor. Ucuza da yapabiliriz. Bunları bildiğim kadarıyla 1500 lira gibi bir şey aldık. 1500 lira orijinal elle far aldık. Orijinal aldık bu arada arkadaşlar. Tamponumuz orijinal. 500 lira tampon aldık. O orijinal. Alttaki karlımız orijinal. 500 lira da ona verdik. Gene de biraz para harcamanız gerekebilir. Ulan 3 tane şey aldık. Anasını satayım 4-5 bin lira para et. Biraz para harcayacağız demek. Yan tarafa doğru gidiyorum. Yan tarafta dodiklerdi. Arkadaşlar size hatırlayacaksınız. Biraz önce dodikleri gösterdik. GTI dodiklerini göstermiştik. Ama buna yan sanayi olduğu için çok takmadık oturmadı. Abi. Güzel çünkü olmadı. Niye olmadı? Arabanın hani biliyorsun 3-4 parça boyası var. Hatları bozuyor diye takmadım. Evet. Geri söktük, orijinallerini geri taktık. Burada orijinale girdik yani. Ama onları bir parlattık güzelcene. Aynen. Sıfır hale getirdik. Doğru mu? Arabanın Hakan Usta. Bak şimdi bak, burada çok komik bir şey söyleyeceğim size. Gel gel. Allah aşkına. Arabanın tavanın içinden geçti. Kestin la tavanı, daha yapacak bir şey yok. Tavanı kestik. Dedin ki bunları niye boyatmadın dedi. Orijinalliği gitmesin dedi adam ya. Ama abi ben ne yapayım? Piyasa böyle istiyor. Benim suçum yok. Öyle şimdi piyasanın da. Lan daha kesmişiz işte. Kesmişiz. Hopsanı öpeceğim. Güneş de beynimize geliyor. Kesmişiz daha tavanı. Hacı şunu boyatsaydın ne olurdu sanki? Siz sorun olur muydu? Tavanı kesilmiş arabada boya var diye ağlar mıydınız arkadaşlar? Bir yorumlara yazsanız da. Ona göre boyattırız abi. Yapacak bir şey yok. Yorumlara bir yazın da ona göre şurayı bir boyattıralım. Bir temizleyelim. Güneş'cim şunun haline bak bir. Olur mu böyle? Kuş pisliği dedim, yok boya yanar. Olmaz değil mi? Evet, en güzel yer. Şimdi burada da bir hikayemiz var. Sen BBS'leri takıyordun. Takıyorduk. 15'ler çok küçük oldu abi. Hiç oldu, yakışmadı. Hiç beğenmedim. Sen de dediğin gibi. Dedik Bonjant Serkan abim sağ olsun. Kaça büyüttük jantları? 6,5 lira para verdik. 6,5'a büyüttük. Kaç oldu ama? 17. 17'ye çıkardık. Bayağı da büyük oldu ha. Yani bu arabanın daha üstüne gidemezsin zaten. Yok abi, 18 buna girmez zaten. Biraz zor girdi baksana abi. Gel buradan yapalım konuşmayı Güler. Bunlara da diyorsun şu anda 6,5 bin lira bir para verdik, doğru abi, mu? Sıfır jant lastik aldık. Jant lastiğimiz sıfır. Jantların ölçüsünü de 200 lira çıkardık o gün. 195 diyorduk, 205 yaptık. Yine ben onu beğenmemiştim. Beğenmiyorum yani, ince oldu mu? Olmuyor arkadaş. Bak girebildiği kadar ince. Hatta bana sorarsan az daha girebiliriz. Bunu neyle bastık Hacı? Abi kuyloğurla bastık. Ayarlama söz kullandık. Neyle ne yaptık? Coilover. Dilim dönmüyor ama bu kadar mı çevirin? 3 bir eleman bastık buna arkadaşlar. Coilover'la bastık. Nereden yaptırdın? Kimden yaptırdın? Ayarlama sözde Alper abim sağ olsun. O da kaça bize yaptı sağ olsun. Abi o da 2000 lira bir para verdik. İyi. Normali daha mı çok? Normali biraz çok daha oldu. Bize kaç olmuş? Bize 2000 olmuş. Ama bir de bir güzellik daha yaptı. Kısa amortisör kullandı önlerde. Süspansiyonu gayet orijinal gibi. Yani hiç basık gibi değil. Gayet. Şimdi birazdan zaten tur atacağım arabanı. Çünkü içinde de değişiklik var. Tur atarken de içine bakacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Bir hesaplayalım. Ön tarafa 4500 lira gibi bir şey gitti. 5000 lira buraya gitti. Yuvarlak 10 de.
6.5 jantlara gitti. 11.5 jant lastik bu arada. 17 jant lastik. 11.5 ettik. Evet 16.5 etti. 11.5 ne lan? Bakayım başka. Şunları parlattık, boyattık. 300-500 onlara gitti. 17'ye yuvarladı. Döşeme var bir de içeride. Şimdi bir de içeride döşeme var. Döşemeye de istersen. Döşeme. Giderken gelelim döşemeye. Hadi gel bir döşemeleri gösterelim giderken seyir halinde. Hadi. Hadi. Hakan Usta içeride ne yaptın? Abi orijinal Recaro koltuklarını aldık. Onları almıştık, onları güzel kapladık. Kapladık güzelce. Sen mesela böyle bir arabanın kaplamasını kaça yapıyorsun hacı? Abi bizim şu an koltuklarla birlikte bu işlem 10 bin liraya mal olur. Öyle söyleyeyim. Koltukların fiyatı dahil. Peki bizim koltuğumuz kendimizde hazır geldik desek? 6 bin liradan başlar abi. Kullanacağımız kumaşın kalitesine göre değişir. Biz Alcantara kullandık. Yok ya öyle küçük küçük su. Bu yolda da sürter ama tatlı atacağız neredeyse. Öyle bir şey bir yol. Araba güzel ya, tıkır tıkır. Araba çok güzel. Şu anda hiçbir şey yok. Bak. Zaten amatörleri bu yolda daha güzel anlamışsındır abi. Vallahi. Vallahi anladık. Yani... Hakan Usta biz buna toplamda şimdi bir 20 bin lirayı kabaca tokalayıp. Yok 25 bin lirası 25 bin normal lira. Abi şu anda. Yani... Benden 20 bin aldı. 5 bin lirası gönlünden kopmuş demek ki. Arkadaşlar bu beraber projemiz güzel de bir şey oldu, eğlenceli de bir şey oldu. Videosunu da çekmek istedik. Böyle böyle arabalar toplayıp yavaş yavaş Hakan Usta'yla da satma gibi bir planımız var. Onu da açıklayayım size. Yani ufak tefek modifiyeli vesaireleri. Tabii belki maliyetleri biraz daha düşürmemiz gerekiyor. Bu biraz da keyfimize yönelik bir şey oldu. Ama arabayı neredeyse sıfırladık onu söyleyebilirim. Yani bunun çünkü motora da girildi. İşte onu söyleyecektim abi, onu söylemeyi unuttuk. Yaklaşık bir 3-3,5 milyarda ön takıma orijinal olarak harcadık abi. Yani. Diskler, balatalar, her şey değişti. Her şeyi değiştirdik. Benden nasıl alacaksanız bu arabada o şekilde olacak arkadaşlar. Yani arabayı çiçek gibi yapmaya çalıştık açıkçası. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Ara görüntüleri de detayları da zaten seyrettiniz. Bakalım bir sonraki projede görüşmek üzere. Bir sonraki proje bu videoda çıktı aslında ortaya. Biliyor musunuz? Videoda gördünüz bir sonraki projeyi. Hangisi olduğunu bir tahmin edin. Bir yazı verin isterseniz yorumlara. Bir sonraki proje nedir?